Bak çok pişmanım. Kanada'da kasa bir şey tutarım, konuyu değiştiriyorum. Niye bir şey söylüyorsun, bize vurduk? Aa, iş çıkar. Ben anlamıyorum ki. Yapalım, biz yapalım. Burayı sileyim mi? Bunu söylemişti bana. Bu videonun burasını sileyim, bu işi biz yapalım. Ben kahvaltıyı mahvaltıyı söyleyeceğim. Olur mu? Yapılır. İyilerin mutlu olduğu, kötülerin mutsuz olduğu Karadağ'dan herkese merhabalar. Gene çok güzel bir video ile karşınızdayız. Ama öncelikle Karadağ'da Yaşamak YouTube sayfamız, Karadağ'da Yaşamak Facebook grubumuz, karadağdayev.com web adresimiz, karadağdayev.com web adresimiz. Hepsini zaten alt yazılarla görüyorsunuz. Hızlı konuştuğum için anlaşılmadığının farkındayım. Ben Çınar. Ben Burcu arkadaşlar. Hepinize merhaba. 2022 yılında Karadağ'da yapabileceğiniz işlerle ilgili her şeyden bahsedeceğiz. Öyle yüzeyselliği, derinlemesine bütün konuları işleyeceğiz. Bir ton buraya iş yazdık arkadaşlar. Hepsinden kısa kısa bahsedeceğiz. Aralarda sizlere iş tavsiyelerimiz olacak, iş önerilerimiz olacak ve bence çok iyi fikirler olduğunu düşündüğümüz iş önerilerimiz olacak. O yüzden videomuzu kesintisiz izlemenizi öneririz. Bu arada kanalımıza abone değilseniz hala abone olun ve abone ol butonunun yanında bir zil işareti var. Ona basarsanız da her yeni video çektiğimizde bildirimler açılmış olacak. Ben çok konuştum, biraz sen konuş. Şimdi arkadaşlar, bu videoyu çekmemizin asıl amacı, daha önce de sizlere söylediğimiz gibi, Karadağ çalışmaya gelmek için çok çok böyle uygun bir ülke değil. Yani bir Almanya, bir Hollanda değil. Yani Hollanda bile çok hani muhteşem diyemem de Almanya tamam, çok iyi bir konuda. Çünkü maaşlar düşüktür. Hani böyle maaşla geçinebileceğinizi ben pek zannetmiyorum, bu kiralar. Kesinlikle. Ama şöyle, belli başlı işlerde yani yüksek maaşınız vardır, evinizi falan ödüyorlardır, faturalarınızı ödüyorlardır, olabilir. Ama onun dışında tek bir maaşla 500-600 eurolar için Karadağ'a gelmenizi önermiyoruz. O yüzden bu videoyu Karadağ'da gerçekten yaşamak isteyen insanlar için bir iş fikrine ihtiyaçları var. Yani bir iş modeli, ne yapabiliriz, neler eksik. Bunlarla ilgili fikir vermek ve 3 aşağı 5 yukarı ne kadar bir para harcamalı gerektiğiyle ilgili size bilgi vermek için çekiyoruz. Aslında arkadaşlar şöyle, göreceğimiz işlerin içerisinde %80'i harcayalım. Hadi %20'si hani bir inşaat falan çok yüksek meblağlar gerektir. Ama onun dışında herkesin rahatça bence yapabileceği, kenarda hani böyle iş için ayırdığı bir parayla yapabileceği işlerden bahsedeceğiz. Yani bu miktarları Türkiye'de çok rahat iş yapabilirsiniz. Aynı şekilde. Aynı miktarda. Ama ben Karadağ'da da yaşamak istiyorum, burada bir yatırım ya da böyle bir iş yapmak istiyorum diyenler için bu tam anlamıyla bir ne videosu olacak? Fikir videosu olacak. Fikir. Bu arada arkadaşlar, Karadağ'da şirket kurduğunuzda Karadağ'da yaşama zorunluluğunuz yok. Ben şirketi açacağım ama ilerisi için düşünüyorum, B planı olarak düşünüyorum derseniz de Karadağ'da yaşama zorunluluğunuz bulunmamakta. Karadağ'da şirket kuruluşuyla ilgili bazı belge değişiklikleri oldu. Her geçen gün zorlaşıyor. Bununla ilgili karadağdayan.com adresimizi ziyaret ederek bütün bilgileri alabilirsiniz. Şirket kurmaya çok girmeyeceğim bu videomda. İş konusu çok fazla çünkü. Şimdi işle ilgili çok fazla iş var. İnşaat işinden, tekstil işinden, kafe, dondurmacı, tenteci, klimacı, arabacı, kuaför, güzellik, e-ticaret, kargo, getir götür sahibinden.com. Çünkü niye arkadaşlar? Zaten gelişmekte olan bir ülke olduğu için birçok konularda açık var. Hani evet. Şu anda bu işlere girişecek olan insanların ben iyi kazançlar elde edeceğini düşünüyorum. Kesinlikle. Yani evet, şirket kurarak Karadağ'da yaşama mecburiyetiniz yok ama yaşamak da istiyorum zaten dediğiniz zaman şirketinizi kurup burada bir iş yerinde açabilirsiniz. İşte hangi işleri yapmamız gerekir ya da eksik neler? Ne kadar bir bütçe gerekir? Şimdi onları söyleyecek. Evet, hemen videomuza başlayalım çünkü çok uzun bir video bizleri bekliyor. Böyle deyip de... Ama çok önemli konular olduğu için şimdi... Biraz detay verecek. Evet, evet, detay vereceğim. İlk işimizden başlayalım. Tente, pergola, pimapen, tutar mı? Bu bana çok fazla sorulan bir soru. Şöyle bir şey arkadaşlar, kesinlikle tutar. Neden derseniz eğer, burada birkaç arkadaşım benden bu konuda yardım istedi. Kafa açacaklar falan hatta. Ben bir Türkiye'den fiyat aldım, bir de buradan aldım. Buradan aldığım fiyat 8000 euroydu. Türkiye'den aldığım fiyat 16000 TL'ydi. Yani arada uçurum var. Hadi şöyle ufak bir tefek fark olsa neyse diyeceğim. Hadi olur. Bunu da şuna bağlayacağım. Mesela arkadaşlar, bir iş bir yerde bir kişinin ya da iki kişinin tekelindeyse gerçekten istediği fiyatı çekebiliyor. Mesela bence Karadağ'daki okullar için de bu geçerli. Tam bunu yazmamışsın ama ben bunu söyleyeceğim. İkincisi mesela Türk Hava Yolları da aynı şeyi yapıyor. Evet. Tek uçuş olduğu için istediği fiyat, ama bir rekabet olsa, mesela bir Lufthansa gelse, işte bir Sun Express gelse, zaten bir şey aslında da, Pegasus gelse kesinlikle fiyatta bir indirim olacaktır. Bu işlerde de aynı şey söz konusu. Hangisi azsa... Ama şöyle çok talep var dediğin gibi. Talep var. Çünkü 3 hafta sonrasında fiyat çok yüksek. Diyor ki mesela bana, adam 8000 euro fiyat veriyor ama diyor 3 hafta sonrasında yaparım diyor. Türkiye'deki diyor 15 günde ben getiririm diyor, her şeyi kurarım diyor. Yani böyle bir iş, güzel bütçeniz varsa, çünkü bu iş biraz maliyetli bir iş. Tente, pergola, pimapen işleri kesinlikle yapılır. O tip işler kesinlikle olur arkadaşlar. Peki bu iş yapacak olan insan mesela malzeme Türkiye'den mi getirse daha iyi? Şimdi Türkiye'den getirtip çünkü kesinlikle Türkiye'de yapıp kargoya verip burada da montajını daha yapabilir. Daha az maliyetli olursa. Daha az maliyetli olur ama burada bir tesis kurup burada da yaparsa bence
daha İlerisi geniş için. Kapsamlı olur ve daha geniş bir iş yapmış olur. Bence çok daha kazanır. Yani buna gücü yetiyorsa kesinlikle bütün işlerini burada yapmasını öneririm. Bu mesleğe çarpılatıyorum. Evet, sen seç bir tane. Daha şu sinek şeyleri falan. Evet, sinek iki saatte de bende geziyor. Şey, konuyla ilgili uzman bir arkadaş var. Bizlerle birlikte uçuşuyor. Aynen öyle oldu. Kafamızda evet, geziyor. Evet, ama fikirle sizin içeri girmemeniz için ne yapmamız gerekiyor? Şimdi burada arkadaşlar sinekle ilgili bir problem oluyor zaman zaman. Sadece sinek olsa iyi. Bunun yancıları var. Örümcek. Örümcek. Çekirge. Biraz doğal bir ülke olduğu için böyle şeyler tabii ben olabiliyor. Bazıları gerçekten sineklere ve böceklere karşı aşırı alerjisi oluyor. Arkadaş gibi. O yüzden şimdi bizim ilk geldiğimizde buraya dikkat ettiğimiz konu şuydu. Evlerde sineklik yok, sinekliği bilmiyorlar. Yani aslında çok basit bir şey ama bilinmiyor arkadaşlar. Pek yaygın değil. Böyle bir hizmet verilebilir. Sineklik yapılabilir bence. Sence? Kesinlikle yapılsın çok ya. Tutar. Yapılsın. Ben arkadaşlar gerçekten her taraf yeşil. Yeşil yani. Sürekli her taraf ağaç. İşte ne bileyim kuş bile giriyor yani. Her şey giriyor. Mesela camı açık bırakıyorsunuz. 10 dakika sonra cam açık olduğu aralıkta örümcek bildiğin kendine orada bir yuva yapmış. Ne kapatabiliyorsun ne açabilirsin. İçeri de giriyorlar. Doğru, olmuyor. Bu böyle olmuyor. Yani bir sineklik böyle bir yapılabilir ya da bir ilaçlama firması kurulabilir bununla ilgili. Böyle bir şey de yapılır. Evlere özel hizmet veren. Tahta kurusu için hizmet verilebilir. Tahta kuruları da bazı yerlerde yaygın. Polgörse de otururken büyük de benim parmağımı kapmıştı. Kulağa kaçan diyorlar ya. Evet, hatırladım olayı. Parmağım küllüğün içine girmiş, yakaladı beni. Yani gerçekten evin içine giriyorlar ve çıkartamıyorsunuz. İlaçlama da pek iyi değil. O yüzden iyi olur. Yani böyle bir şey yapılabilir diye düşünüyorum. Sen de aynı fikirdesin. Kesinlikle. Şimdi gelelim çok 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 sorulan sorulardan bir tanesine ama daha henüz öyle ciddi yapan bir görmedim. Tekstil işi. Aslında tekstille ilgili birkaç tane kol var. Ama genel olarak şunu söyleyeyim. Tekstil ürünleri Karadağ'da gerçekten çok pahalı. Bunun sebebi Karadağ mı? Evet, Karadağ biraz. Çünkü şöyle bir şey. Biz ilk geldiğimizde Euro 5 TL'ydi buraya. Şu anda 4,5-5 TL'ydi. O zaman biraz daha hadi buradan alınabilir geliyordu. Ama şu an 11-12 TL olunca artık Karadağ'dan tekstil ürünleri almak çok çok pahalıya geldi. Örnek vereyim. Şu üzerinde gördüğümüz olduğunuz tişört 65 Euro Karadağ'da. Aynı tişörtü ben Türkiye'den 100 TL'ye alabiliyorum. Yani Türkiye'den 6 tane aynı, birebir aynı her şeyle alıp Karadağ'a getirip Karadağ'da yiyorum mecburen. Çünkü Karadağ'da bir tane alacağım. Türkiye'den 6 tane alabiliyorum. Arkadaşlar tek siz 65 euro kazanmazsınız. 25 euro kazanırsınız. Yine de fazlasıyla kârda olursunuz. Senin aldığı fiyatı 2 katına yine almış olursunuz. Ama en azından hem kazanırsınız. Bu tamam bir örnek ama tekstil ürünü hakikaten çok pahalı. Şöyle düşünün. Ayakkabı da öyle. Evet, ayakkabı da var zaten bu konu içinde. Ayakkabılar da öyle. Mesela ayakkabılar ne kadar derseniz Türkiye'de 300 TL'ye satılan ayakkabılar burada 65-70 euro'lara çıkıyor. Yani ayakkabıyla ilgili de bir dükkan açıp tamam siz buraya geldiğinizde biraz daha Türkiye'den pahalı satacaksınız mecbur olarak. Arkadaşlar çocuk terlikleri 25-30 euro yani. Evet. Terlikten bahsediyorum ben size. Şey 300 TL falan geliyor. Tamam şimdi niye çeviriyorsun diyeceksin. İnsan elinde değil çeviriyorsun yani. Ya normalde çevirmeye biz de karşıyız ama bunda bu konuda biraz çevirme yapmak yani lazım. Yani kızlar mesela bir terlik ya hiçbir şey değil. Terlik 70 euro 80 euro terlik mi olur? Bu nedir yani? Bu arada bir hatırlıyor musun? Bir denize gidecektim. Ben deniz mayosu almıştım. Evet. 50 euroydu arkadaşlar. 500 TL'ye yakın bir fiyat Türk parası düşünürseniz. Ve öyle çok da iyi kaliteli bir şey değil. Yani çok dandik bir şey değil. Sonuçta şöyle düşünebiliriz. Tamam birim olarak bakmıyorsunuz diyeceksiniz ama 50 euro da dünya içerisinde de değerli bir para. Kesinlikle. Yani iş ortalama bence normalde de pahalı. Ya tekstil gerçekten Karadağ'da çok pahalı. Bebek giyim olsun, iç çamaşırları olsun, normal kıyafetler olsun, ayakkabı olsun. Ondan sonra çünkü biraz diyebilirim ben. Türkiye'den bir marka, çocuk markası logosu hatta maymunu herkes bilir mutlaka. Karadağ'da arkadaşlar geldi. İlk başta ucuz fiyatlar satıyordu. O da mesela Türkiye'de 20-25 TL'ye sattığı ürünü burada aynı etiketle hiç Türkiye etiketi bile üzerinde duruyor. Sadece bir Karadağ şeyi basmış. Euro'ya çevirip 10 euro satıyor. Yani 4 katı pahalı satıyor Türkiye'de ama ona rağmen çok rağbet görüyor ve çok fazla kalabalık. Ne zaman gitsem hatta şu an 5. mağazasında açmak üzere diyebiliyorum. Ve en güzel yerlerde açıyor. O yüzden tekstil işi Karadağ'da kesinlikle tutar. Butik tarzı bir tekstil bile açsanız çok çok iş yaparsınız diye. Peki mesela böyle bir iş yeri açmak isteyen AVM içinde mi tercih etmeli yoksa cadde üstünde mi? Bence böyle bir iş yeri açmak isteyen öncelikle internet üzerine hedeflemeli. İnternet satışları çünkü her geçen gün yaygınlaşıyor. Biraz sonra o konuya da detaylı şekilde gireceğiz ama Instagram'da bir sayfa oluşturup hani Türkiye'de yaygın ya. Evet. Onun gibi internet üzerinden çok fazla satış yapabilirsiniz. Karadağ zaten kargo hızlı bir yani şehir arası kargo. Öncelikle doğal olarak internet yani çok olduğu için internet üzerinden yapıp ufak bir dükkanınız olsun ama ya da güzel bir yerde sadece internet üzerinden de yapabilirler mi? Var mı böyle bir izin? Tabii sadece internet üzerinden çünkü de yapabilirler. Mesela biliyorsunuz arkadaşlar Türkiye'de çok öyle internet üzerinden özellikle Instagram'dan butik açıp hani ev sipariş yapıp kargolayan ve köşeye dönen arkadaşlarımız çok fazla yani. Bence yapılabilecek en güzel işler arasında ayakkabıcı, iç çamaşır, kıyafet,
Bebek giyim. Çocuk giyim. Bunların hepsi yapılabilir arkadaşlar Karadağ'da. Çok güzel kazanırsınız. Şey yeter ki reklamınızı yapın. Turistik olduğu için mesela Budva, her sektör falan işte kıyı şehirleri çok olduğu için bu deniz kıyafetleri de çok değil mi? Tutar. Evet. Mayo, bikini, kesinlikle terlik, pareo. Onlar da çok fazla. Şapka, gözlük, işte kolluk falan çocuk şeyleri bunlar da çok tutar arkadaşlar. Yapılabilir. Karadağ'da sahibinden.com açalım mı, tutar mı? Karadağ'da arkadaşlar öncelikle sahibinden.com yok. Benzeri site var ama çok 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 daha aşağısında bir site. Niye bunu söylüyorsun? Bu bize bu hayır şimdi sevmesi. Ben de zaten 4 yıl önce Karadağ'a geldiğinde arkadaşlar aptal dedim. Bunu direkt düşündüm. Zaten kendim de bilişimci olduğum için. Ulan dedim burada bir sahibinden açılır mı dedim. Ama böyle yaşayınca... Geçince öyle olmuyor arkadaşlar. Yani buradaki nüfus ona müsait değil açıkçası. Neden? Bence yapılabilir. Hayır. Ya keşke senin şu bilgilerini ben de alsa ben yapardım ya. Nüfus buna yeterli değil. Şöyle çünkü yani o talebi karşılayamazsın. O sitenin masraflarını vesaire çıkartamazsın o şeyle. Ne? O talebi. Bu böyle bir sitenin ne masrafı var ki? Nasıl yani? Ne masrafı olabilir sahibinden gibi siten? İşte kendi kendine dönüyor. Sonuçta sana maliyeti var. Sana gelip müşteri şu ilanımı al yükle demiyor. Kendisi yüklüyor. Entegre ediyor. Öyle şey mi olur? Kontrol ediyorsun. Onları kontrol eden bir ekip oluşuyor arkada. Şu anda bizim arkadaşlar bir projemiz var. Şimdi bahsetmeyeyim. İlerken bir videoda bahsedeceğiz. Gerçekten ses getirebilecek projelerden. Evet arkadaşlar. Onunla uğraşıyoruz bu ara. Gece gündüz. Yok canım bu kadar. De işte. Elon Musk. Yok. Çınar Musk. Şimdi arkadaşlar onunla uğraşıyoruz gece gündüz gerçekten. Ve çok uğraşıyor arkadaşlar. Bu arada arkadaşı çok sinirliyim ben. Gel gidelim niye bilmiyorum. Evet, o yüzden ailemle pek ilgilenemiyorum. Evet, arkadaşlar oğlum bir resim yapmış, 5 kere göster çocuk, bir daha göster oğlum diyorum. Sonra devam ediyor yazmaya. Ama bir yandan... Gerçekten yazılımcıyla, bilişimciyle evlenmeyin. Bak, çok pişmanım. Karadağ'da kasap işi tutar mı? Konuyu değiştiriyorum. Karadağ'da kasap işi tutar arkadaşlar. Neden derseniz, burada özellikle şöyle diyeyim, kasaplar genelde karışık. Domuz, inek. İşte her şeyi satıyorlar. Ama söylediğiniz zaman istediğiniz eti veriyorlar. Yani. Veriyorlar ama bazılarında çok hassasiyet oluyor. Diyor ki ben mesela domuz çekilen yerden dana kıyması yemem diyor. Ben ya da domuz kesilen bıçaktan dana bıçağı kesilir. Ben kapısının önünden domuz geçmiş yerden alışveriyorum. Öyle insanlar var. Hakikaten böyle diyenler var. Ya evet olabilir. Ben mesela istemiyorum domuz. Ya ben de yemem domuz eti her zaman. Karşı değilim. Birkaç kere yemişliğim var ama çok böyle beğendim, severek yediğim bir şey değil. O yüzden konuyu nereye getirdin ya? Şimdi kasap açılır arkadaşlar Karadağ'da. Yani tercihler tamamen insanların, kimse karışamaz tabii ki. Ya bugün ama tartışma konusu. Bir dana eti, sadece dana eti satılan bir kasap açabilirsiniz. Burada işlenmiş eti bilmiyorlar. Daha önceki videolarımızda anlatmıştım. Evet. Bir hikayemizi anlatayım. Şimdi Burcu bana git dedi, ilk gelmişiz buraya. Et abi de et yapayım bari dedi burada. Hayır şey istemiştim ben. Parça parça biftek. Ha, öyle bir şey istedin. Gittim kasaba et almaya. Arkadaşlar poşeti bir açtım. Et evet üstten parçalanmış. Fakat alttan birbirlerine ayrılmamışlar. Hiç öyle bir tutunca dilimler sarkarak ben böyle. Ben o parçada neler çektim. Tek parça haline gittim, geri geldiler. Gittim yani. Et almaya. Et dedim, adam bana şöyle bir kol getirdi yani kocaman bir et. Bu ne dedim? Böyle yaptı adam. Adam da bilmiyor yani o kadar. O zaman tabii fazla Türkler falan yoktu, şimdi belki biraz daha biliyorlardır ama dedim bunu parçalayabilir misiniz falan. Öyle anlaşmakta da biraz zorlandım. Neyse zar zor biraz parçalamaya çalıştı. O da tam parçalamadı. Yarım yarım bıraktı böyle. Gerisini sağ olsun. Ben yerlerini belirledim. Hanım halletti. Yani kasap işi yapılır. Et işlemeyi fazla bilmiyorlar. Ya da uğraşmak istemiyorlar. Etimiz olduğu için. Arkadaşlar şöyle mesela bir Nusret'e de olmasa da böyle şovlum oldu. Hiç öyle bir şey yok değil mi? Öyle bir şey olsa ben çok tutuyorum. Öyle bir şey vardı aslında. Çok da iyi iş yapıyordu. Bu korona zamanında biraz kapandı. Koronadan emin ki bununla şey yapmamak lazım. Korona kapanmayan. Şunu da kıyaslamayın arkadaşlar. Doğru diyorsun. Korona döneminde bütün dünyayı etkilen bir olay. Evet. Yani burada Karadağ'da kapatılan yerleri kıyaslamamak lazım. Evet. Söylemek lazım. Türkiye'de ona bakarsanız veya hadi Türkiye'yi boş verin. Bütün dünyanın hangi ülkeyi söylerseniz söyleyeyim etkilenmeyen ülke yok. Arkadaşlar Almanya'da çalışan kuzenlerim de işten çıkartıldı. Aynen öyle. Fabrikaları da kapatıldı. Ya olmayan olmadı yani. Bu konu içerisinde bir kıstas değil. Şöyle bir soru gelmiş. Bu arada bu meslekler bana genelde WhatsApp'tan sorulan sorular genelde. Köpek gezdirme işi yapılır mı diye bir soru gelmiş. Yapılır mı? Biraz marjinal bir iş galiba. Aslında herkesin evcil hayvanı var. Evcil hayvanlar çok seviliyor. Yok yapılmaz arkadaşlar. Ama bence yapılacağını pek düşünmüyorum. Çünkü kendileri de çok gezmeyi seviyorlar. Aa. Ve vakitleri bol yani. Kalkıp size köpeklerini belirlenmiş. Fakat şu yapılabilir. Köpek pansiyonu, evcil hayvan pansiyonu açabilirsiniz. Kesinlikle açılır. Köpek pansiyonuna ihtiyaç var. Çünkü sürekli geziyorlar zaten. Güzel biliyorsunuz serbest dolaşım hakları var. Ama hayvanlar işte böyle sıkıntı olabilir. Mesela bir hafta gidecek götürmek istemeyebilir. Bir köpek pansiyonu, yani daha doğrusu evcil hayvan pansiyonu gibi bir şeyiniz olsa bununla da tutturabilirsiniz. Kesinlikle köpek pansiyonu işe yarar arkadaşlar. Bence yapılabilir. Bravo. Teşekkür ederim. Evet şimdi gelelim şuna.
turizm ajandası yapılır mı? Yapılmaz mı arkadaşlar yani? Turizm ajandası, turizm ülkesindeyiz. Yani buranın en büyük geçim kaynağı turizm zaten. O yüzden turizm işi de yapılır. Turizmle ilgili şu sorular soruyor bana. Türkiye'deki bir belgeler, izinler almak gerekiyor mu? İzin gerekiyor ama Türkiye'deki bir şartlar ağır değil. Burada izin almak çok daha kolay turizmle ilgili. Bir 400 ile 500 euro arasında bir maliyeti var bu iznin ve ortalama bir ay içinde alınabiliyor turizmle ilgili yapılacak işlerde izin. Turizm seyahat ajantesi burada açabiliyorsunuz. Zaten bununla ilgili ben bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Çünkü bu benim uzmanlık alanım. Arkadaşlar ben turizm ve otel işletmeciliği okudum. Uludağ Üniversitesi'nde. Şimdi Türkiye'deki hizmet sektörüne bakış açısıyla aslında sadece Karadağ için söylemeyeceğim. Genel olarak bütün dünyada Türkiye'deki hizmet bakış açısını bulamazsınız. İmkansız. O yüzden böyle fark yaratacak bir otel işletmeciliği ya da fark yaratacak ne bileyim pansiyon, hostel. Hostelleri biliyorsunuz hani bir odada 5-6 kişinin kalabildiği. Bu tarz işletmeleri düzgün bir şekilde nasıl diyeyim hani farklı bir bakış açısıyla işlettiğiniz zaman kesinlikle öne çıkacağınızı, isminizi hızla duyurabileceğinizi düşünüyorum. Çünkü fark yaratırsınız genelde birbirinin aynı. Hizmet böyle çok muhteşem değil yani Türkiye'dekini her yerde bulamazsınız. Evet yani o yüzden bunu Türk mantığıyla yaptığınız zaman ben iyi kazançlar elde edebileceğinizi düşünüyorum. Geçen konuşmuştuk bunu konuyu seninle. Şimdi sıradaki mesleğimiz o. Bakalım hatırlayabilecek mi? Korku evi açılır mı Karadağ'da? Ay korku evet. Şimdi korku evi biz Türkiye'de gittiğimizde dedik ki bu Karadağ'da yok. Böyle bir şey yapılabilir mi Karadağ'da? Korku evi gibi, panik odası gibi bir yer açılabilir mi? Ben çok dikkat çeker. Yani maçta evet korku evi, kaçış evi falan. Konseptleri farklı ama. Çok dikkat çeker ve tutulur. Ama bunda işte dil sorunu en büyük şey olur. Çünkü Budva'da yapacaksanız bu işi, Budva'da turistler daha çok İngilizce ve belki Karadağ'da yapmanız lazım. İki dilde. Yani gelen kişilerin şeyine göre. Onu genel kişiye göre lazım. Ayarlayamazlar da şöyle yerel dilde çalışan birisi konuşur. O zaman daha mantıklı. Budva'da da dediğin gibi İngilizce bir şekilde. Arkadaşlar Karadağ'da bana göre eğlenceyle alakalı pek şey yok, evet. Ne yaparsanız yapın tutursunuz. Yani şöyle söyleyeyim size internet kafeden tutun da PlayStation salonuna kadar yani işte 9D 10D sinema salonundan tutun da işte söylediği işte korku evlerine, bowling salonlarına ne bileyim çocuk oyun alanlarına kadar ne aklınıza geliyorsa yani şu fikir var mı? Budva'da gerçekten eğlence manasında pek bir şey eğlenceye çok düşkün oldukları çok, halde yok. Neden yapılmamış böyle bir yatırım yapılmamış bilmiyorum bence akıllarına gelmiyor. Aynen şöyle güzel bir şey de yapılabilir. Parkur da yapılabilir. Evet go-kart. Go-kart var ama şeyde nerede var? Budva'da çok küçük bir tane go-kart var. Yani kapsamlı küçük, hiçbir şey yok. Kapsamlı pek fazla alakalı. Bir şey yok. Onun dışında dediği gibi eğlence yerleri yapılabilir. Bununla ilgili biz şeye düşmüştük hatırlıyor musun? Arkadaşlar çocuk eğlenmeye park. Çok düşkün insanlar olduğunu söylemiştik. Bakın özellikle yerel halk için söyleyeyim. Turist kısmına hiç girmiyorum. Zaten turistler her gittiği yerde böyle şeyleri yapar da. Eğlenmeye çok düşkün bir halk. Böyle oturmaya eğilmeye çok düşkün. Böyle yerlere bayılan insanlar. Fakat nedense ilginç olarak ya bilmiyorlar. Tam emin değilim ama yani Türkiye'de daha çatır böyle şeyler daha fazla. Kesinlikle. Şimdi geldik. Çok güzel bir şey ya. Karadağ'da ne iş yapabilirime bir fikir vereceğim. Gerçekten sen de onay vereceksin buna. Çünkü çok ihtiyacımız olan bir iş. Aslında çok sermayesi olan bir iş de değil. Ama çok güzel bir iş yapılabilir. Hayır. Ne? Ne olabilir? O geldi aklıma yani. Sürekli bir şey değil. Yiyecek bir şey değil. Şöyle bir şey söyleyeyim. Burada çok fazlasıyla otel var, ev var ve herkes temizleme işine muhtaç. Temizlikçi doğru. Arkadaşlar kesinlikle bulunmuyor. Ve temizliği şöyle diyeyim. Bizim derin temizlik yapmıyorlar. Öyle söyleyeyim fazla. 1+1 ev. Yani 35 metrekare ev. Bir tane şey temizlikçi bulduk. Zazo bulduk o da. Bir ton kişi yazdı. Kimse bugün gelemem diyor herkes. Gelen kişi de 50 euro aldı. Alı yıkama. Sadece cam silme bile seçeneğiniz olabilir. Hani adam evini temizletmiş. Cam silmek için bile birisi olsa muhteşem. 50 euro aldı bizden. Tamam 1 euro temizlik için. 50 euro aldı. 2 saat sürdü bir oda yeri temizlemesi 50 euro karşılığında ve gerçekten de çok temizlenmemişti yani biz ne yaptı filan diye neye para verdik diye böyle kaldık yani kendimiz temizleseydik diye hatta söyledik yani bir tane temizlik şirketi kurup burada işçiler çalıştırabilirsiniz. Bu konu bence çok güzel ve yapılabilecek bir işlerden arasında. Kesinlikle. Sırf sadece bizden gelen talepler bile yeter bence. Kesinlikle. Çok fazla çünkü ihtiyacı. Arkadaşlar dediği şu açıdan doğru. Sadece ev için söylemiyorum. Ki ev için bile çok tutar ama ev için söylemiyorum çünkü kendileri pek sevmiyorlar. Ev için söylemiyorum. Sadece oteller çünkü burada mesela yazlık olduğu için özellikle yazın hani 2 gün 3 gün kalıp gidiyor. Çünkü sürekli odayı temizlemeniz lazım. Airbnb'den Booking'den gelenler ayrı evini kiralayan otel. Evet, çok ama fazla temizleyen var. Yok. Yani yapın ya. Kesinlikle tutacak bir işlerden. Yapın. Bunu gerçekten
bana teşekkür edeceksiniz. Onu söyleyeyim size. Çok çok fazla iş yapalım, çıkar. Ben anlamıyorum ki. Yapalım biz yapalım. Burayı sileyim bunu söylememişti bana. Bu videonun burasını sen bu işimiz yapalım. Ben mahvaltıyı söyleyeceğim. Zaten olur mu? Yapılır ha. Değil mi? Cidden yapılır. Selim bu videonun burasını. Bilmiyorum, sen bilirsin ama. Yayınlamayalım bence. Şimdi geldik güzel işlerden bir tanesine. Sağlıkla ilgili işler. Şimdi Karadağ'da sağlık konusunda çok ileri bir ülke değil. Yani Türkiye'yi kıyaslarsak özellikle geride bile diyebiliriz. Ama şöyle bir şey, Karadağ'da ne iş yapılabilir sağlıkla ilgili? Mesela sağlık turizmi yapılabilir. Bunu Acı Badem yapıyor mesela. Bir tane ofisi var. Karadağ'daki hastaları... Karadağ'dan Türkiye'ye. Türkiye değil, Makedonya'da bir hastanesi varmış. Oraya götürmüş. Bir de Türkiye'ye götürmüş. Yani iki ülkeye birden götürüyormuş. Böyle bir şey yapılabilir arkadaşlar. Çok fazla tutar. Son zamanlarda bunlarla ilgili talepler de var. Bence ya bu biraz ekstrem yani. Ekstra bu. Bir iş ve maliyetli bir iş de olabilir. Evet, bu maliyetli işler kapsamında. Arkadaşlar bu konuyla ilgisi olan için araştırılır. Aynen, sağlıkla ilgili işler yapılabilir ama turizm olarak yapılabilir. Ekstra ya, onu demek istiyorum. Yoksa burada kalkıp özel hastane açacaksanız buyurun açın. Tabii ki de güzel bir iş olur. Bence yapılabilir. İzinlerle ilgili sıkıntı çıkmıyor, alınabiliyor. Mesela Türkiye'de ama, tıp diploması olan birisi böyle bir hastane açabiliyor mu? Tabii. Ama tabii özel izin alması gerekiyor bunun için. Denklik alması gerekiyor. Onda şöyle yapılıyor. Karadağ'da bir ortak bulunmuyor. Onunla beraber açılabiliyor. Ya da tek başınıza yapacaksanız izinler alınması gerekiyor. Ama alıyoruz biz izinleri. Merak etmeyin arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yok. Şimdi. İnşaat işi. İnşaat işi ne mi işin? Ooo, inşaat işi çok kapşamlı bir iş. Çok kapşamlı bir iş. Çok bir işe geliyoruz arkadaşlar. İnşaat işi yapılır mı? İnşaat işi yapılmaz mı arkadaşlar Karadağ'da? Yani bu arada inşaatta çalışmak bile çok avantajlı. 1000 Euro'dan 1500 Euro'ya maaşlar alıyorsunuz ama... Videonun başında inşaat falan tarzı işler hariç demiştim. Hani çalışmak için gelenler için. Arkadaşlar aslında ilk başta söylediği birinci iş de bununla bağlantılı. O pergola mergola dedin ya öyle şeyler. Tabii burada oraya bağlantılı. Sürekli yeni bina, yeni bir şeyler yapıldığı için inşaat işlerinde her türlü... İnşaat malzemesi de satsanız, işçisini de getirseniz, kiralasanız, ne bileyim. Şöyle, inşaatta hepsi... taşeronundan tutun da arsa alıp satmasına, ev yapmasına, bir tane eski ev alıp onu dekor edip böyle satmasına, işte inşaat malzemeleri, nalburcu derler, onu işlere, her şey, inşaatla ilgili kalemleri tek tek saymama gerek yok. Aklınıza ne geliyorsa... Mermercisindir abi, yapılabilecek en iyi işlerden bir tanesi. Mermercisindir dediği gibi, mermer bile tutuyor. İşçisindir, işçi bile aranıyor. Ama şöyle bir sıkıntı, burada mesela Türk inşaat işlerini kanıtlamış burada kendini. Bütün Karadağlar bile taşeronunu Türk işçilere veriyor. Çünkü çok hızlı bitiriyorlar inşaatı. Taşeron inşaatı alıyor. Bütün taşeronları bahsetmiyorum bu arada. İyiliğe tabii ki tenzih ediyorum. Taşeron işi alıyor. Hak edişi alıyor. İşçilere dağıtmıyor maaşı. Ne yapıyor? Buna ilgili evet arkadaşlar çok gidiyor kumarda yiyor. İşte orada burada harcıyor kareye parayı. Kareye kıza yatırıyor. İşçilerin maaşını yani vermiyor. Ve o kadar çok mağdur olan var ki. Burada suç Karadağ değil. Burada suç İşte o taşeronun oluyor maalesef ve birçok kişi bu konudan mağdur oluyor. O işçiler de Karadağ'a kötülüyor sağda solda. Şöyle düşünürseniz arkadaşlar mesela inşaat iş yapacağım. Bu yalnız maliyetli işler kapsamında iş, apartman yapacaksınız. Bir arsa aldınız, yapacaksınız, daire satacaksınız. Mesela bunun malzemesini Türkiye'den getirdiğini düşünelim. Getiremez. Getirebilir. Zaten getiriyorsun. Zaten getiriyorlar. Arkadaşlar malzemeyi Türkiye'den şey. Türk lirasıyla alıp Karadağ'da satışını euro ile yapacağınız bir bina diktiğiniz ki biz inşaat konusunda da gayet iyi olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü evet, bir kere mimari yapı şey nasıl diyeyim hem mühendislerimiz hem mimarlarımız gayet güzel yani çizdikleri projeler falan çok orijinal özellikle son dönemde. Ha Türkiye olarak söylüyorsun. Türkler için Türk söylüyorum. Mimar, evet tamam. Türk mimar mühendisler için söylüyorum. Ya da müteahhit miydi? İşte onlar için. Yani bu işle ilgilenen herkes için söylüyorum. Türkler yani inşaat işinde iyiyiz yani. Hakikaten iyiyiz yani bu konuda. Çok kazançlı bir iş bu da. Zaten ama şey böyle. Bu maliyetli arkadaşlar. Budva'da bir tane bina var. Her gelen Türk diyor ki kesin bunu Türk yapmıştır diyor. Hakikaten de Türk yaptı. Öyle bir yerde ki böyle tam böyle Karadeniz inşaatlar olur ya böyle dağın ortasında böyle çıkmış. Öyle bir yerde. Bir de arkadaşlar diyeceksiniz ki ben mesela deniz kenarında arsa aldım. İşte buraya güzel böyle bir yazlık işte 7-8 kat çıkar mı 7-8 kat? Evet. İmar verirler mi bilmiyorum ama. Yerler var. Böyle bir yer yaptım. İşte hepsi teraslı falan filan. Tasarım bir bina yaptım. Kime satacağım? Arkadaşlar bunu illa Türklere ya da Karadağlılara satmayacaksınız. Karadağ'dan gerçekten Avrupa'dan gelip mülk edinen çok fazla yabancı var ve istediğiniz fiyatları zaten satacağınızı düşünüyorum. Yani inşaatla ilgili tek ayrı bir video çekmek lazım. Çok çok geniş bir video çekmek lazım. Ama inşaatla ilgili her iş yapılabilir burada. Zaten bize soranlara da en iyi yapılacak işlerden ve ihtiyaç olan işlerden diyoruz. Bununla ilgili emlak sayfamız da var arkadaşlar. Karadağ.com. Oradan inşaat fiyatlarını görebilirsiniz. Karadağev.com. Yumuşak geliyor. Karadağev.com arkadaşlar. Türkçe'ye çeviriyorum artık. Bir şey yok ya. Ne gömleğin ya. Geç gidiyorsun. Bak ya, ben İzmir Türkçe'si konuşuyorum. Ya arkadaşlar.
Ne iş? Bak güzel bir şey geliyor şu an. Senin sevgilin iş. Fast food. Tostçu, dönerci, kokoreççi yapılır mı? Yeter artık. Sizinle uğraşalım. Hakikaten bittik arkadaşlar. Bu nedir ya? Ben yapacağım ya. Butva'da böyle bir yer yok. Videoyu biraz sonra izleyecektir. O da benim arkadaşım var burada. Can. Can'ı servise vereceğim. Onu da buradan yad etmiş olayım. Bizim Can'ı. Yemekleri ben yapacağım. Servise Can'ı vereceğim. Çocuğun nereye soktu ya? Can'ı. Ondan sonra ben onunla yapacağım. Nasıl tostunuzu, mostunuzu, sandviçinizi bundan sonra benden. Yok siz istemiyorsunuz. Ben kazanacağım yani. Yapacağım. Hakikaten. Karadağ'da. Arkadaşlar bu arada ben Hataylıyım. Yemeklerime de o yüzden çok güveniyorum. En lezzetime. Ne aşçı? Aşçı var. Aşçı işte. Ha. Ha, beni alın. Her şeyi yapar. Ben kendim yaparım ya. Ne var? Küçücük bir dükkan tut, bir mutfağı olsun yeter zaten. Karım diye söylemiyorum. Döner çok güzel döner yapar. Hakikaten çok güzel yapıyor. Evde çok güzel döner yapıyor. Pizzalar çok güzel yapıyor. İşte. Karadağ'da fast food işi yapılır ama bence bu konuda acele edip ilk yapacak, hatta bizden yapacağın kişinin reklamını da ben çok güzel yapacağım. Ve şöyle söyleyeyim, çok ihtiyaç var. Çok fazla Türk var. Ve bu yönde bir şey bulamıyorlar. Tatlı aslında bulamıyorlar. Söylediğin şey şimdi bana bir şey getirdi aklıma. Biz bunu arkadaşlar kesinlikle daha önce konuşmadık. Bu tarz işlere bizimle başlayacak olan ya da işte şirketin kurulumunu bizden yapacak ve sonrasında mesela şu dükkan açmış birinin, ben sayfamızda reklamını yapacağım tek seferlik. Tabii zaten ben dükkanının fotoğraflarını şöyle bir şey arkadaşlar. Yani. İşte burada tanıtımına hani, diyeyim reklam değil mi? Burada, diyorlar ama bazen. Bir denerim yani. Burada diyorlar bazen mesela sizin fiyatlarınız pahalı, biz daha ucuza bulduk filan. Biz işimizi düzgün yapıyoruz arkadaşlar. Gerçekten bu işi ben şaşırıyorum. Bazen öyle fiyatlar çıkıyor ki ya maliyeti o kadar değil. Nasıl veriyorlar o fiyatı? Nasıl yapıyorlar? Tabii ki de biliyorum ama neyse boşver. Çok kötülemeyeceğim artık. Neyse. Ver, aman kendini. Nereden açarsınız acaba? Aynen. Aynen. Gerçekten boşver. Bizim işler zaten bize yetiyor. Facebook işi arkadaşlar. Sucu suya. Evet. Bak bir iş fikri daha veriyorum şimdi size. Daha önce videomuzda bahsettik mi hatırlamıyorum ama Karadağ'a ilk geldiğimde benim de çok gözüme çarpan bir iş bu aslında. Yapılabilecek işler arasında. Su mesela Karadağ'a çok pahalı. Dikkat edin mi hiç? Arkadaşlar ben şey aldım burada. Çeşme sürahi. Evet, çeşme suyunu temizliyordum. Ama ben ondan bahsetmiyorum. Ama 2 saat süzülmüyor. Mesela dışarıda normalde pet yarım litre su içer. Yarım litre su arkadaşlar en ucuz markette 30 cent civarında. Biraz daha ucuz. 30 cent civarında dışarıdan alırsanız 1 eurolara, hatta restoranlarla 1,5 eurolara kadar çıkıyor bu su fiyatı. Pahalı. Türkiye'de bu suyun maliyeti ne kadardır? Bir 50 cent olsun. 50 cent değil ne? 50 kuruş olsun. Söyleyemedim. 50 kuruş olsun. Hadi Karadağ'a getirdiniz. 1 TL'ye mal oldu diyelim. Yani 10 cent'e mal oldu. Ben bu siz bu suyu 30 cent'e sattınız. 20 cent bir sudan kazanıyorsunuz. Bitirde 45 bin tane su var. Yani matematiğinizin alamayacağı kadar. Sen söyledikçe öyle bir anlatayım. Hepsini benim de yapasım geliyor. Hepsini siliyormuşuz. Bu videoyu tamamen siliyoruz arkadaşlar. Videoda bahsettiğimiz bütün işleri kendimiz yapacağız. Ya yapabilsem ya öyle bir şeyim olsa gerçekten yani tırcı kim var falan diye kafamdan geçirdim. Arkadaşlar bakın. Türkiye'de mesela bu benim de alışık olduğum şey. Biz şey kullanıyoruz. Tebil kullanıyoruz. Sıcak su, soğuk su. İşte damacana üzerine deviriyoruz. Karadağ çok yaygın değil. Çok yaygın değil. Hiç yok neredeyse. Yok. Yani biz tebil satıcı. Gerçekten bu insanlar bilmediği için bu böyle. Bunun rahatlığına bir alışsalar var ya hiçbir şekilde vazgeçemeyecekler. Mesela bir iş yeri açtınız. Oraya mesela sebil aldın değil mi? Bir damacana firmaları var. Damacana su getiren firmalar var ama öyle hadi bana kalk şuradan bir tane su gel olmuyor. 10 dakikada kapınızda değil. Değil. Öyle bir şey yok. Şimdi önce orayla su firmasıyla sözleşme yapıyorsun. Sözleşme imzalıyorsun. Yok yarın ben size evrakları göndereceğim. Tamam gönderdi. İşte sonra banka hesabına para yatırıyorsun sucuğun. Evet. Her seferinde gidip banka hesabına sucuğun para yatırıyorsun. Ondan sonra bir gün sonra suyu geliyor. O yüzden 3 şişe 4 şişe toptan oluyor her seferinde uğraşmamak için. Arkadaşlar, biraz prosedür dökülmemişler ama yani baştan bir mesela anlaşmasını yapıp bunu pratikliğe döküp mesela aynı bizim işte Türkiye'deki gibi hani bir telefon ya da internet uygulamasıyla telefonla ya da en baştan diyelim istedikleri anda hemen bir damacana iki damacana bence bu iş kesinlikle mantıklı ve çok güzel. Bak Karadağ banka açılır mı diye sor. Banka mı? Kesinlikle tutar. Banka. Şaka yapıyorum ya. Nasıl açtın? Ama bankacılık sistemi biraz geri kalmış arkadaşlar. Para yatırılan ATM'ler bile daha bu sene çıkmaya başladı. Bankacılık sistemi, internet şubeleri özellikle Türkiye'ye göre çok çok geri. Bazı işler özellikle çok ihtiyaç olan işler. Kargo işleri yapılır mı? Kargo şirketi açsak Karadağ'da tutar mı? Bence tutar. Öyle yani Türkiye'deki gibi yurt içi kargo, işte başka ne kargo var? Geldik bulamadık. Aras kargo gibi böyle firmalar Karadağ'da yok. Onun yerine böyle küçük motorlu kargolar, daha çok bireysel kargolar var. Böyle küçük çaplı kargolar var. Şöyle güzel büyük çaplı bir kargo iş şirketi açılabilir. Tabii Avrupa'ya da yayılabilir aslında. Ciddi bir maliyet. Kilit bir noktada olduğu için Karadağ. Kesinlikle. Bence kargo işi yapılır ama tabii ki ciddi bir maliyet gerekir bunun için.
Bu da maliyetli bazıları işler. Şey soruyor, Uber sistemi yapılabilir mi diye soruyor. Uber pek kullanılmıyor Karadağ'da arkadaşlar, pek yaygın değil. Ama bir Tesla taksi yaptılar. Bir tane hatta Türk girişimci yaptı bunu Podgorica'da. Sadece Podgorica'da hizmet veriyor şu anda. Ve bayağı tuttu aslında. O da Uber gibi böyle internetten, telefondan çağrılıyor. 10 dakika sonra Tesla taksi geliyor üzerine. Tesla taksiyle gidiyorsun. Yani çok ama ön planlı bir iş değil bana göre. Değil bence. Geri plana tabii ciddi sermayeler gerektiren bir iş tabii ki. Onu da gözüme ben şimdi kağıtlara gerek. Bakmadım arkadaşlar ne yazdığını bilmiyorum. Ama benim aklıma bir şey geldi. Ben mesela şey yapılabilir. Tamam ben kağıt. Kırtasiye falan yazdın mı hiç böyle? Yok. Okul eşyaları, çanta, kitap, defter, kırtasiye, çeşitli kalemler, kalemlik, ondan sonra işte ne bileyim böyle çocukların hoşlanacağı şeyler, işte ne bileyim. Diyanar tarzı böyle. Diyanar tarzı aynen. Ama biraz da tabii küçüğü olabilir. Böyle bir şey ama açılabilir. Ama yok yani güzel olur arkadaşlar. Çok güzel olur. Butva'da böyle bir kapsamlı bir yer yok. Küçük küçük ufak tefek yerler var ama. Hani her adınızda bir sefer bulabileceğiniz. Hani bir çocuğun mesela okul alışverişini yapabileceğiniz tek seferde ki çocuk sayısı da iyi, ciddi bir rakamda yani. Evet çok fazla ama var. Yok yani. Onu yapabilirsiniz. Evet yapılabilir. Şu an bu aklıma geldi. Berber tutar mı? Karadağ'da. Karadağ'da berber tutar mı? Şöyle bir şey. Türk berberler var Karadağ'da. Ya işçi arayan var mı benim arkadaşım? Berber mi? Evet. Erkek mi? Erkek Melih ya. Ha, bayan kuaförü değil miydi? Bayan. Erkekler hepsi erkek kuaförü mü senin tanıdıkların? Erkek ben sadece erkek kuaförü olarak söylüyorum. Onu da yapacağım tıraşla. Yani şöyle bir şey, Karadağ'da berber var ama tabii ki rekabet olur, tutar tutmaz artık orası. Sizin şeye bağlı arkadaşlar. Sizin kesiminize bağlı diyormuşum. Biraz da reklamımıza bağlı. Bu arada Karadağ'da olduğunu da söyleyeyim, berber hiç yok değil, Türk berberleri var. Peki, ama tabii bence bu iş biraz değil. Değil biraz da şey böyle, insana müşteri davranma. Berber biraz, mesela. Evet böyle biraz çene iş aynı zamanda sadece iş değil de. Hani muhabbetin, evet. Sohbetinize sarmalı insan. Evet, buradan da Civan arkadaşımıza selamlarımızı gönderelim. Şimdi bir de şey, Podgorica'da da Cihan arkadaşımız var. O da kuaför, bayan kuaförü. Gerçekten Karadağ'da uzun süreli güzel işler yapıyorlar. Estetik merkezi açılır mı? Açılır. Açılır kesinlikle açılır. Arkadaşlar. Yani estetik günümüzde de, yani Türkiye'de çok meşhur biliyorsunuz. Çok fazla açılmış. Karadağ'da çok fazla yuval yok bunu yapan. Senin estetiğin var. Yapılır. Ben bir şey demedim ki. Tamam. Ne var? Bu bir ihtiyaçtır yani. Sonuçta arkadaşlar herkes doğuştan anlasam tamam da burnu güzel doğmuyor yani. Bunu kötü görsen ben dedim ki sen mi kötü görsün? Sen bir dakika. Estetik merkezi dediğin ama tıp anlamında değil değil mi? Şey. Yok tamam. Değil. Ha şey. Estetik yani. Yani şey. Dudak şişirme, işte botoks, öyle basit bir ters yapılır. Bence. Evet. Yapılabilir. Şu anda da herhalde Türkiye'de bununla alakalı bir sıkıntı çıkmış. Estetisyenlerden bazı şeyleri almışlar. Bir yetkili değil mi? Evet yetkili. Karadağ'da öyle bir şey yok henüz arkadaşlar. Yani tek evet yapılabilir. Ya arkadaşlar şaka bir tarafa şaka yapıyorum tabii. Şöyle bir şey gerçekten bu nasıl diyeyim görselliği diye anlamda düşkünler ve iyi para harcıyorlar yani. Evet kesinlikle. Yani ben nereden bulup da harcadıklarını bile anlamıyorum çünkü gerçekten iyi harcıyorlar. Giyim kuşam olsun, saç, makyaj, bakım, ne bileyim işte bu dediği hani ufak dokunuşlar dedikleri işte doldurma, küçük botoks falan filan, kaş kaldırma, kaş yapma. Ondan sonra bunlar kesinlikle tutar demeyeyim, para basarsınız yani öyle diyeceğim. Evet, şimdi kafe restoranttan bahsedelim. Demin dönerciden bahsettik ama böyle kafe restoran tarzı bir şeyden bahsetmedik. Arkadaşlar buradaki kafeler genelde hem içeceklerin hem de yiyeceklerin satıldığı yerler oluyor. Yani sadece içecek satılan çok nadir yer var. Böyle kafe oturmalı olarak da. O yüzden bir kafe açacaksanız restoran kafe tarzı bir şey açmalısınız. Yemek de olsun desin. Orada tabii ki yani yemeklerde pizza her yerde bulunuyor meşhur pizzalar. Salatalar çok meşhur çünkü makarna o tip şeylerle kızarmış tavuk. Yani çok böyle şey işte. Maceraya girmeden bir yer açabilirsiniz ya da Türk tarzı yemeklerin yapıldığı bir yer yapılabilir. Öyle bir şey Butva için söylüyorum. Demin de bahsetmiştik. Yok. Cevdet isminde mesela bir arkadaşım var. Tayı restoran bile Butva'da Tayı restoran bile var. Türk restoran yok arkadaşlar. Bu o kadar Türk yaşamasına rağmen. Bu nedir ya? Çin restoranı var. Ciddi diyorum ya. Rus restoranı var. Ama Türk restoranı yok. Arkadaşlar Avrupa'dan gelen insanlar bile Türkiye'deki yemekleri çok beğeniyorlar yani. Bir de şunu soruyorlar bana. Bak iyi bir şey söyledin. Mesela burada ne iş tutar dediklerinde ben şunu diyorum. Mesela Bodrum'da Antalya'da ne iş tutarsa burada da o iş tutar. Çünkü gelen turistin şeyi aynı. Portföyü aynı. Genelde böyle Rus turistler geliyor. İşte Ukraynalı turistler geliyor. Ama bakış açısı size bakabilir. Bir de Avrupa'daki turistler geliyor. Ama arkadaşlar tutup da yani ben hemen yani elimde sadece bir dükkan açmalık para var. İkinci ayda benim bu parayı hemen böyle şakır şakır kazanmam. Arkadaşlar Türkiye'de ya da dünyanın neresinde olursanız bir iş yerini hangi mantıkla hangi nasıl diyeyim kenarda mesela para koyarak işte 6 ayını falan insanlar genelde değil mi? Ortalama 6 ayı bir şey sayarlar. Kesinlikle.
İşte insanların sizi tanıması, öğrenmesi, işin oturması, sizin işi öğrenmeniz falan filan. Kenarda böyle yani hemen ikinci aydan böyle yağdı yığıldı falan, üçüncü ay ben battım diyecekseniz hiç girişmeyin. Kesinlikle Türkiye'de nasıl bir dükkan açacaksanız burada da aynı şekilde. Peki sana şunu soracağım, şimdi güzel bir şey soracağım. Tutağımı zıplandım, sen cevap vereceksin. Tamam. Karadağlı çerezci tutar mı? Ay evet. Ama bilmiyorum ki yiyorlar mı herkes? Çok fazla. Ya marketlerde çerezler var arkadaşlar, seviliyor ama şöyle bir şey, kötü çerezler hakikaten. Açık çerezler özellikle çok çok kötü. Paketler biraz daha hadi orta sınıf ama açık çerezler gerçekten ya böyle bayatlamış gibi oluyor böyle. Vallahi güzel bir tezgah var. Ben sizin yerinizde olsam çerezcisi işin içinde dahil olmak üzere bunu yapacak birisinden ben şunu beklerim. Mesela bir tam baharat değil de şey bizim bildiğimiz hani bir Türk ürünü, aslında tam direkt Türk ürünü diyemem, mercimek her yerde var ama niyeyse burada organik bölümünde falan satılıyor. Evet. Yani bu tarz ürünlerin olduğu, mesela sizin böyle çuvallarla falan getirip daha uygun fiyatları satacağınız baharat, mercimek, bulgur, işte ne bileyim işte ada çayı, ona şey böyle şey çaylar, yani bitkisel çaylar, dediği gibi çerez, ondan sonra bunların içinde... Yani şöyle aktarlı çerezci karışımı, tatlar falan. Hatta daha da kapsamlı yapacağız, şarküteri, sucuk falan bunlara girerseniz... Kesinlikle gider. Kesinlikle gider. Kesinlikle yapılabilecek işler arasında arkadaşlar bence... Tek tek de düşünebilirsiniz. Biriniz çerezci açın, kavga etmeyin. Biriniz baharatçı açın. Yapın yani ama. Evet. Bence çerezci... Şimdi mesela arkadaşlar bir baharatçı dükkanı olsa, şimdi mesela İstanbul'da kapalı çarşıya gitsen 800 tane falan baharatçı. Hayır, Hatay'da hiç sayamam yani. Sana bir şey diyeyim. Ama burada yaptığın zaman bir baharatçı, herkes sizi bilir. Mesela baharat aklına gelen siz aklına gelirsiniz. Burada şey var mesela, Fransa marketler var. Onlarda Franka. Franka. Böyle Türk reyonu yapmışlar böyle. Rus reyonunun yanında hemen Türk reyonu da var. Ama böyle Türkiye'den pek bilinmeyen markaların böyle şeylerini getirmişler. 100 gram kapak çekirdeği 4 liraydı. Söylemiyorum ve, ya kapak çekirdeği. Ve kapak çekirdeği ve yanmış kapak çekirdeği böyle paketi açıp böyle görünüyor. Oha dedim bu ne? Yani... Şu adamı oha dediniz. Üzdünüz bu adamı. Evet. O yüzden çerez işi kesinlikle yapılabilir. Gerçekten arkadaşlar böyle iyi buna. Kaliteli bir ürünle sizin yani batıyorsanız artık demek valla büyümü yapılmıştır. Üstünüzde bir galabet vardır. Yoksa onun dışında mümkün değil. Bence tutar. Kesinlikle tutar. Araba tamircisi tutar mı? Tutar. %100 tutar. Tutar. Çünkü Karadağ bir geçiş yolu aynı zamanda. İşte İtalya'dan tutun, Hırvatistan'dan tutun, Arnavutluğa, Yunanistan'a, Türkiye'ye gidecekler. Bütün herkes Karadağ'dan geçiyor ve çok fazla arabanın lastiği patlıyor. Tabii yol bu. Her şey yaşanabiliyor. Bununla ilgili tamirciler var ama yetersiz arkadaşlar ve çok geç süreler veriyorlar. Mesela bir araba tamire veriyorsun, 3 hafta 4 hafta sonra geliyor. En basit hatalarda bile. İşte bununla ilgili aslında... Biz arabanın şu alt tarafını sen vurdurmuştun ya şeye. Evet, tamponu bir hafta arabada gezdirdi. Tamponun arkasında gezdirdi. Kime sorsan basit bir tampona bile 2 hafta 3 hafta süre veriyor. O yani böyle bir şeyi Türkiye'de 10 dakikada yaptırırsın. Aynen öyle. En son sinekbattan şeyi attım. Bu iş kesinlikle yapılabilir diyorum. Araba sadece tamircisi araba değil bana göre arkadaşlar, bulaşık makinesi tamir edebiliyorsunuz. Çamaşır makinesi tamir edebiliyorsunuz. Klima. Klima tamir edebiliyorsunuz. İşte klima servisi %100 var. Anlıyorsanız. Ondan sonra ne bileyim kesin. Çağlar klimacı açmadım Çağlar. İzmir'de bir arkadaşım var, klimacı açacaktı buraya. Çok şey yaptım da o da sağlık sektöründe çalışıyor. Almanya'ya gitti. O yüzden. O iyi yapacağım. Ama arkadaşlar şunu demek istiyorum. Yani sadece hani işte getireyim ürün satayım ya da inşaat yapayım değil mi? Mesela bir yeteneğiniz varsa bununla da ilgili zaten bilmiyorum bir tamirci dükkanının içinde gerek ne kadar bir masraf lazım ama bazı çok da büyük bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani takımınızı takladığınızı alın elinize gelin yani. Açık küçük bir yer. Gerçekten güzel kazanırsınız diye düşünüyorum. Tabii iyi bir tanıtırsınız ama kısa sürede zaten herkesi tanıyor. Aynen. Ben de bu konuda çok yardımcı olurum size belki. Tamirci yani servis işleri, tamirci işleri evet. Kesinlikle tutar diyoruz. Şimdi... Arkadaşlar bunların aralarında... aralarında ne olduğunu görmüyorsunuz tabii. Bir iki de görmüyorsunuz. Biliyorum hep. Işte. Hayattan sorusunuz diyebilirim. Şimdi... Seni ben hayattan şimdi soğutacağım. Zaten bak gözüme çok batıyor çocuk. Fena yapacağım yani. Ne oldu yani? Bir daha sen mi görüşeceksin? Görüş vallahi çok isterim. Görüşelim evet. Araba, motor... Motor ne ya? Araba, motor, martı kiralama işi tutar mı? Ay ben martı diye söylemiştim hatta. Martı şöyle bir şey, martı tarzı şeyler kiralanıyor ama martı sistemiyle değil. Martı sistemi kesinlikle tutar, böyle yapılabilir. Yani kiralıyor normal, martının ismi ne? Scooter mu deniyor? Martı işte elektrik bir şey. Martı Türkiye'deki ismi, çünkü o sistemin ismi martı ama Karadağ'da öyle bir şey yok arkadaşlar.
Bence öyle bir şey kesinlikle tutar. Yani araba kiralama olsun, motor kiralama olsun, martı kiralama olsun. Biz müşterilerimize araba bulamıyoruz arkadaşlar. Yani o kadar birebir arkadaşlarımız var araba kiralama işi yapan ve onların arabaları yetmiyor artık. O kadar çok ihtiyaç var ki ve fiyatlar da uçuk kaçık fiyatlar. Çok yüksek. Bence ya. Çok iyi yapılabilecek işlerden bir tanesi. Bir örnek verelim mesela. Bizim yapacağımız işte biraz bunun kapsıyor. Biraz ipucu vereyim. Ünlü olacağımız işte daha sonra benim. Aynen. Mesela sen bir tane kiralamıştın ya, neydi arabanın markası? Karada mı? Evet. Şey mi? Kajar. Kajar. Mesela ne? 40 günlüğü ne kadar ödemiştin? 40 günlüğüne 1000... Ama ben ucuz kiraladım. Bizim tanıdık ucuz bizim... kiraladığın halde ne kadardı? 1100 euro. 1100 euro yani arkadaşlar 11 bin lira. Evet. Normalde günlüğünü şöyle söyleyeyim size arkadaşlar. 60 euro, 70 eurolardan. Bir de buna artı depozit alıyorlar. Evet. Yani Karadağ'da bir araba alıp kiralarsanız parasını bence araba bir senede, bir buçuk senede ama çıkartır. Gerisi size kar kalır. Ev 7-8 senede çıkartıyor. Biz bunu niye yapıyoruz? Hakikaten biz bunu niye yapıyoruz? Ben burayı sileceğim. Kesinlikle sileceğim bu işi. Ben yapmak istiyorum. Şimdi söyleyin çok mantıklı geldi. Karadağ'da ev kiralama işleri kesinlikle yapılır. Çünkü turizm bölgesi. Aynı şekilde araba gibi ev de bulamıyoruz. Kimse evini zaten artık sezon uzun dönem vermemeye başladı. Herkes günlüğe dönmeye başladı Kutba'da. Çünkü çok fazla talep var ve fiyatlar uçmuş vaziyette. Düşünsenize yani kışın mesela kaç para? 600 liraya kirayı veriyor evi. Ama yazın günlüğünü 100 liraya veriyor aynı evin. 100 lira ne demek ya? Tabii canım ve ona rağmen de yer yok. Ne zaman arasam, sorsam yer yok. Bu konuda biz de misafirlerimize yer bulmakta çok zorlanıyoruz bazen. Çok fazla talep var. E-ticaret işleri tutar mı Karadağ'da? Kesinlikle tutar. Karadağ internet hızı mesela soruyorlar bazen çok çok hızlı. Yani Türkiye'ye göre bayağı uzun ve internet ucuz. 12-13 euroluk aldığınız bir internetle aylık tabii ki. Hem sınırsız internete sahip oluyorsunuz hem mesela download hızı 100 GB'lara yakın. 100 megabit mi? 100 megabitlere yakın. İşte upload hızı da 20'lere yakın. Türkiye'de bu oranlar 4'e işte 60 oluyor, 70 oluyor. Fiyata göre değişiyor. Ama buradaki oranlar hem gerçekten o oranlar ve gerçekten sınırsız ve çok çok hızlı. Fiyat ben mesela bazen YouTube videolarını Türkiye'den yüklüyorum. Türkiye'ye gittiğimde aynı videoyu 2 saat, 3 saatte yüklerken Karadağ'da 10 dakikada yüklüyorum. En basitinden buradan hesaplayın. O yüzden internet olayına nereden geldik? E-ticaretten geldik. E-ticaret işleri yapılır. Tabii ne yapacağınız da önemli. İnternet üzerinden satış yapacaksınız. Bak sinek geziyor hala burada. İnternet üzerinden satış yapacaksınız. Bence Karadağ çok çok iyi seçim. Şimdi Almanya'dan araba alıp getirsem Karadağ satsam olur mu diye sorular gelmişti. Bu işte yapılabilecek en güzel işlerden. Buradaki arabaların zaten ikinci el arabaların birçoğu Almanya'dan ve diğer Avrupa ülkelerinden geliyor. Bu işi yapan birkaç kişi var ve çok iyi paralar kazanıyor. Bu işi yapmanız mümkün. Bence bu işi yaparak yani bir nevi garajcı oluyorsunuz tabii ki de. Güzel paralar kazanabilirsiniz. Tabii bunda da biraz sermaye lazım. Biraz da oradan Almanya'dan veya İtalya'dan nereden biraz alacaksınız? Bağlantı gerektiren. Evet, bağlantı gerektiren. Teferruatlı bir iş ama yapılınca çok güzel paralar kazanabileceğiniz bir iş. Bu arada şöyle sorular geliyor. Karadağ'dan araba alıp Türkiye'ye getirebilir miyim? Karadağ'da 185 gün, Karadağ değil de yurt dışında bir yılda 185 gün yaşamışsanız arkadaşlar Türkiye'ye araba getirebiliyorsunuz. 2 sene kullanabiliyorsunuz. Onun dışında götüremezsiniz. Bir de arabayı götüren kullanabiliyor sadece. Evet, götüren kimin kullanabiliyor. Kimin adına şey yapılmışsa. Mesela aileniz kullanabiliyor, eşin kullanabiliyor ama onda 185 gün yurt dışında yaşamış olmasına bakılıyor. Geri dönüşüm işleri yapılabilir mi diye sorulmuş. Evet, kesinlikle yapılır. Ay. Ufak tefek yapın, ne oldu? Çok uzun bir video oldu. Farkındayım. Sıkıldın mı? Daraldım. Evet. Çok uzun bir video olduğunu farkındayım. Ama sonuna geldik diyebilirim. Geri dönüşüm işlerinden de bahsedeyim. Geri dönüşüm işleri Karadağ'da yaygın değil arkadaşlar. Birkaç tane yapan yer var ama çok fazla yeterli olduğunu söyleyemem. Mesela herkes kartonunu dışarı atıyor. Öyle çok fazla toplayan yok. Ama şöyle bir şey var. Ayrıştırma sistemine geçmişler. O biraz çok kullanılıyor. Yani insanlar neyi nereye atacağını biliyor. O yüzden biraz daha işleri kolay oluyor. Bu iş yapılacak. Geri dönüşüm işinden kastın hani böyle çöpten işleri çıkarıp. Hem onlar hem de böyle daha büyük işler de mesela akü işleri. Sesi neydi şimdi? Arkadaşlar bu video içerisinde toplamda verdiğiniz işlerin özellikle birkaç tanesi benim için muhteşem fikirler. Bence de. Kesinlikle hiç düşün, ben olsam düşünmem yani bir iş yapmak istiyor. Maceraya girmem çünkü bazı işler vardı böyle. Olacak mı? Olmayacak mı? Böyle arada kalsın. Ama bu iş öyle işler değil. Çoğu bahsettiğimiz iş direkt onlar böyle o zaman. Onlar özellikle vurguladık zaten. Ama hani yani ben böyle bir iş yapmayı düşünüyor olsam bunlardan bir tanesini kesinlikle ki yaptığını düşünüyorum yani ben de. Beni bile ikna et.
Yarın, kesinlikle mantıklı arkadaşlar. Yarın gel başla. Olur. Şirket miyim canım? Benim kendi şirketim var. Evet arkadaşlar, güzel bir video oldu. Bunu düşünüyorum. Laf atmayalım lütfen. Evet, güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Karadağ'la ilgili 2022 yılında hangi işler yapılır? Çok uzunca bahsettik sizlerden. Ben Burcu ve sevgili Sineğimiz konuk oyuncu olarak bugün Sineği aldık. Gel anlat arkadaşlar. Evet, sen anlat. Nasıl giriyorsun içeri? Neler yok burada? Neler yapılır? Evet, videomuzu izlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok faydalı bir video olduğunu düşünüyorum ben arkadaşlar. Vallahi boğazım patladı yani. Bizleri her yerden takip edin arkadaşlar. Her yerden izleyin. Her yerden. Sizlere Karadağ hakkında çok detaylı bilgiler vermeye her zaman devam edeceğiz. Dediğimiz gibi abone butonunun yanında şurada bir yerde şey olacak, zil olacak. Ona basın bir kere. Video yayınladıkça size bildirim gelsin. Karadağ'da kalın, hoşça kalın, esen kalın. Bay bay. Bay bay arkadaşlar, hoşça kalın. Hoşça kalın.